Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Intel'in 11. nesil işlemcileri bildiğiniz gibi piyasadaki yerlerini aldı. AMD ile burada aynı zamanda çekişiyor olsalar da burada özellikle 11. nesil ve bir önceki nesil olan 10. nesil Intel işlemcileriyle beraber kullanabileceğiniz yeni nesil Z590 chipsetini kullanan ve özellikle Premier başta olmak üzere profesyonel işlerde bol depolama, hızlı ve aynı zamanda güvenilir bir anakart arayanlar için Gigabyte'ın Z590 Vision GC bizlerle. Gigabyte'ın Vision serisi özellikle bu beyaz yapısından ziyade tamamıyla e, profesyonellere yönelik bir yapıda karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki hakkını vermek lazım. Beyaz rengiyle beraber muhteşem görünüyor. Biz de sistemde zaten özellikle yine beyaz bir e, Vision 3080 ile beraber kullandık. Ve o zaman gerçekten bembeyaz çok şık bir e, görüntü bizlere sağlayan bir ürün kendileri. Ama anakarta geldiğimizde Tabii ki sadece beyaz olması değil, sunduğu önemli artılarıyla dikkat çekiyor. Başta söylediğim gibi Intel'in Z590 chipset'ini kullanıyor ve şu andaki en güçlü chipseti. Bu chipset LGA 12.0 dediğimiz kodlu buradaki işlemciler alıyor. Ve hemen üzerinde zaten görebileceğiniz gibi şu anda 11.900K var. Intel'in en güçlü işlemcisi üzerine takılı. Ama isterseniz 10.900K'yı da takabiliyorsunuz. Yani Z590 ailesi anakartlar bu marka fark etmeksizin LGA 12.0 soketini kullanıyor. Ve bu sayede 10. ve 11. nesil. Intel'in Core i3, i5, i7 ve i9 işlemcilerini kullanabileceğiniz anlamına geliyor ama tabii ki böylesi bir anakart satın alacaksanız burada i7 ve i9 kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onun gücünün etkisiyle beraber çok önemli artıları kazandığını görüyoruz. Gerçekten çok şık bir anakart yapmışlar bu arada Gigabyte o konuda gerçekten çok iyi bir şey sunuyor ve hem metalik görüntüsü hem bu beyaz detaylarıyla beraber inanılmaz şık durduğunu görüyorsun. Bir de zırhlı gibi duruyor karşıdan. Bunun da tabii ki sebepleri var. Hem Intel'in 11. nesil ve 10. nesil işlemcilerin ısınmasını engellemek hem de buradaki MOSFET'lere de daha bir serin tutmak amacıyla burada direkt zaten tamamıyla kaplı bir soğutma bloklarını görüyorsunuz. Zaten Gigabyte gerçekten diğer markalardan farklı olarak bu soğutma işinde her zaman en iyisi olmayı başarmıştı. Şimdiye kadar hangi anakartını deneyimlesek buradaki en büyük iddiası en soğuk çalışma stiliydi. Bunda da aynı durumu Görüyoruz. Sadece zaten MOSFET'lerin ve DRM'lerin olduğu yer değil, VRM'lerin olduğu yer değil. Aynı zamanda buradaki bu geniş yüzeylerde de M.2 SSD'lerin de soğutmaya girdiğini görüyorsunuz. Ve tamamıyla zırhlı, korumalı, serin çalışan bir anakartı ortaya koymuşlar. Burada M.2'lerden bahsetmişken önemli bir artı söyleyeyim. Üzerinde 4 adet M.2 2 e, SSD girişi var. Bunun amacı hem yeni nesile ayak uydurmak hem de dediğim gibi bu Vision serisi e, geliştiricilere o yaratıcılara yönelik olduğu için siz sonuçta bir e, 3 boyutlu çalışma yapmak istediğinizde, 8K 4K videoda çalışmak istediğinizde tamamıyla profesyonel işler yapmak istediğinizde, tabii ki iyi bir işlemciye, iyi bir ekran karta yüksek herzli ya da mega herzli e, RAM'lere ihtiyaç duyuyorsunuz ya da işte 16 değil 32 belki de daha yüksek bir RAM'e ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama buradaki en önemli artılardan biri bir diğer yandan hızlı okuma yazması olan M.2 SSD'lere de sahip olmanız gerekiyor. Buradaki 4 M.2 SSD girişinin de 3'ü Gen 4 destekli yani 7 GB okuma ve yazma sürelerine ulaşabileceğiniz seviyede sadece en altta siyahla kaplanmış olan bölümü Gen 3 olarak destekliyor. Ee, ama onlarda da zaten 3000'lerde yani 3 GB yazma veli saniyeleri almak tabii ki e, önemli bir artısı. Bu sayede burada dolu dolu yeriniz var. Her birine 2 TB M.2 SSD taksanız 8 TB'lik M2 yani çok hızlı bir yazma kısmına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi 3 adet de PCI Express X16 girişi var. Bunların üstteki yine zırhlı olanı hem daha sağlam duranı, hem de soğutmaya etki edeni Gen 4 destekli. Zaten Gen 4'ü biz daha öncesinde AMD'de duymuştuk ama Intel'de de artık 4. nesil PCI Express desteği de mevcut. Bu hem işlemci hem de Z590 chipset tarafından veriliyor. Bu sayede işlemleriniz çok daha hızlı oluyor. PCI Express X16 da daha geniş bir bandwidth dediğimiz aralığı bize sunduğu için bu sayede de ekran kartının arasında daha iyi bir verim almaya başlıyorsunuz. Özellikle renderlarda, exportlarda, yapacağınız işlemlerde çok daha iyi bir sonuç veriyor. Tabii ki oyun içinde alabilirsiniz. Sonuçta oyunda da SSD'nin çok daha hızlı yazması size çok büyük bir artı sağlayacaktır. Ama buradaki asıl olayı oyundan ziyade yaratıcılık tarafında olduğunu söyleyelim. 4 tane M.2 dışında yan tarafta da 6 adet SATA 6 GB'lik portlarımız var. Onlara da bol bol hard disk takarak aslında bir e, gerçekten e, bir makine oluşturabilmeniz mümkün. Bu arada 4 adet tabii ki bellek yuvamız mevcut. Bunlar 128 GB'a kadar destekliyor ve OC modunda da özellikle internet in 11. nesil Core i7 ve i9 işlemcileriyle beraber kullanırsanız toplamda 4600 MHz'e kadar çıkabilen bir XMP profili oluşturmanız mümkün. Böylece yani toplamda baktığınızda örneğin işte bizdeki gibi Intel 11. nesil 11900K işte 3080 ya da RTX 3090 ekran kartı, burada terabaytlarca hızlı yazılabilir veri ve burada da 128 GB'lık 4600 MHz'lik RAM'leriniz olduğunda her birine 32 GB koyarak yani mükemmel bir iş makinesi ortaya koyabiliyorsunuz. Tabii ki iş makinesi olduğu için burada e, gizlenen ses tarafında da önemli artıları var. High Definition Audio yani Hi-Res Audio desteği de mevcut. Realtek'in ALC4080 kodeyini de kullanan bir yapısı var. Bu sayede hani sizin e, yapacağınız işlemlerden ziyade burada sesi de doğru almak istediğinizde onun da avantajı olduğunu söyleyelim. Hemen yan tarafa baktığımızda Intel'in 2.5G LAN çipi de mevcut. Bu sayede 2.5 GB böyle saniyelere varan bir aktarım hızına da sahip oluyorsunuz. En azından dosyaları NAS'tan vesaire aktarmak istediğinizde ya da hızlı bir internete sahip olmak istediğinizde buradaki LAN bağlantısı da bunları sağladığını söyleyelim. Hemen isterseniz bir arka panelden de konuşmaya başlayalım. Üstte 2 adet USB 2.0 bağlantımız var. 1 adet PS2 klavye mouse girişi var. Eski nesil bu girişi de unutmamışlar. Hani yeni nesillerde niye hala kullanıyorlar bilmiyorum ama sonuçta böyle bir bağlantımız da burada mevcut. 4 adet USB 3.2 Gen 1 tip A portumuz da mevcut. 1 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, 2 adet USB 3.2 Gen 2 tip A portumuz var. Bunlar kırmızı renkle gösterilmiş. 1 adet USB Type-C 3.2 Gen 2x2 bir tane de USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 desteği var. Ancak burada USB 3.2 Type-C yazan ve kara içine alınmış yerde de Gigabyte'ın yeni nesil bir özelliği mevcut. Gigabyte Vision Link adını verdiği teknoloji ile beraber buradaki Type-C'den dahili olarak olan ekran kartı da direkt aktarabilmenizi sağlıyor gerçekten önemli bir teknoloji bu sayede e, buradaki Type C portundan bağlayacağınız ekrana bu özellikle e, sizin işte çizim yapacağınız tabletiniz vesaire de olabilir oradaki görüntüyü direkt olarak ekran kartından alıp PC Express üzerinden aktarabiliyor e, bu bizim gibi hani oyuncu vesaire diyebileceğimiz insanları çok e, ilgisini çekecek bir şey olmasa da profesyonellerin özellikle ilgisini çekecektir. Bir adet dediğimiz gibi Intel'in 2.5G destekli LAN bağlantımız, RJ45 çıkışımız ve 6 adet de ses çıkışı bizleri karşılıyor bu üründe. Üst tarafına baktığımızda ise tabii ki böyle bir cihaza bol bol port olduğunu da görüyoruz. Hem fan bağlantıları için hem USB bağlantıları için bol bol giriş görüyoruz. Thunderbolt çıkışı da tabii ki mevcut. Bir diğer yandan güç için sağ tarafta 24 pin, üst tarafta bir adet 8 pin, bir adet de 4000'lik bir bağlantı var. Burada yine kafanıza takılabilir. Sadece 8000 CPU güç girişiyle çalıştırabilir misiniz? Evet. Ama 11. nesil ya da 10. nesil özellikle i9 kullanacaksanız diğer 4000'likle de güç sağlamak önemli. Bu sayede en az 1000 watt'lık bir güç kaynağıyla kullanmanız gerekecektir. Tabii ki kullandığınız parçalara göre daha yüksek değerinde de bir watt değerine sahip olmanız mümkün olabilir. Vallahi genel olarak baktığımızda hani RGB şerit girişleri de var. Ee, tabii ki sıvı sıvı da direkt bağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi avantajlarıyla beraber günümüzdeki her şeyi karşılayan ama dediğim gibi işin oyun tarafı değil çünkü orada Aorus serisi zaten anakartlar var çok daha farklı oyunculara yönelik artıları olan versiyonlar burada tamamıyla hem Intel'in 11. nesil Z590'ını kullanmak 11. nesil işlemcilerini kullanmak isteyenler için hem de bunu profesyonel olarak yapmak isteyenler için mükemmel bir cihaz olmuş. Ben kendim kullandığım süreçlerde gerçekten aldığım render export sürelerine yani şaştım. Çünkü render alıyorsunuz işte export almak için e, Premier'de gidip kontrol yapıyorsunuz. Sonra ya export alsın ben de oraya yukarıya çıkıp bir su alayım, bir kahve alayım kendime dediğimde genellikle döndüğümde bitirmiş olacak kadar bir manyak durum ortaya çıkıyor. Tabii ki orada topladığınız sisteme göre de bu durumun değişeceğini unutmayın. Ama genel hatlarıyla baktığımızda gerçekten ben ee, şu ana kadar en keyifli kullandığım ürünlerden biri olduğunu da söyleyip, e, profesyonel tarafta hem bol portları olsun ki sadece bu portun dışında dediğim gibi e, birçok da e, kasa üzerindeki bağlantıyı yapabileceğiniz ekstradan bol bol alanınız oluyor çünkü bir profesyonel çalışanın en büyük ihtiyaçlarından biri bol alan işte 4K, 8K videolarda çalışıyor belki red kameralarla çekilen işlerle çalışıyor e, bir diğer yandan. Üç boyutlu modelleme falan yaptığınızı bir şeyler hazırladığınızı düşünürsek buradaki veriler artık çok yüksek gigabaytlara hatta çoğu zaman terabaytlara varacak seviyede olduğu için bu kadar bol bağlantı ve bu kadar hızlı bir bağlantı gerekliliğini de karşılıyor. Beyaz rengi de işin cafcafı olmuş çok da güzel olmuş diye düşünüyorum. Peki siz gigabaytın bu Z590 Vision G modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar bol alanlı çok anakart görmüyoruz böyle güzel olması özellikle M.2 SSD desteğini bol bol sunmasıyla ben fazlasıyla beğendim. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir incelememizle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.